Bakın, iktidar muhalefet fark etmez. Partilerin kimi politikalarını alkışlamak, kimi politikalarını yermek sizi yandaş veya muhalif yapmaz. Maalesef sürekli övmeye veya taşlamaya dayalı bir politik kültürde bunu anlatmak çok çok zor. Yine LGBT veya feminist hareket, vegan yaşam biçimi, deist, ateist kişi ya da gruplarla empati sizi hak savunucusu yapar. Onlardan olup olmadığınıza bakılmaz. Dünyada engin kültür artık buna böyle bakıyor ve böyle karşılıyor. Değilse kendi mahallenizin demokratı, mücadelecisi olursunuz. Bu da bir şeydir tabii. Ve fakat yaptığınız, yapacağınız şey güdük kalır. İnsan haklarını içselleştirmek zihnen mahalleden çıkmakla başlar. Ve bu egzersizi yapmadan samimiyet testinden geçemezsiniz. Geçmişte kimi spesifik konularda kimi mahalle sakinlerinin gerisinde olduğumu kabul ederim. Şaşırdığımsa şu, onlar yerinde saymaya devam ederken öğrenmeyi sürdürmeye gayret ettim. Bakış açıma kalite kazandırmak temel amacım oldu. Epey süre mahallenin yerinde saymasına takıldım. Ve bunu atlatmam uzun sürmedi. Artık gezegenlerimiz farklı. Bugün bu çağda ortalama Türkiye eğitimi alan bir kişi, yani orta ikiye kadar okumuşsa, işkence altında imzalatılan ifadelerle yargısız infazın, insan kaçırmaların, kan bağıyla suç isnadının, fişlemelerin, mala mülke çökmenin, kanunların suç saymadığı eylemleri suç saymanın ve suç uydurmanın karşısında yer alır. Kendi anayasa ve yasalarına uymayan devlete bir dakika der. Uluslararası sözleşmeleri çiğneyen saray yargısını topa tutar. Misal, eşinden dayak yiyen bir kadının ayağa kalkmış mahalleye kocamdır, döver de sever de demesine kulak asılmayacağı gibi hak ihlalleri iç mesele değildir. Başka mahallede olduğu sürece görmezden gelinecek, ülkede sistematik işkence yok diyerek geçiştirilecek bir konu değildir. Hele hele, çarpıttınız yanlış anlaşılmışsa özür de diledik nokta diye kapatılacak bir mevzu hiç değildir. Noktalayan noktalanır. Başa dönelim, kimilerinin kimi politikalarını desteklemek, kimi hak ihlallerini gündeme getirmek veya kimi hak savunucularına destek vermek sizi onlardan yapmaz, sizi insan yapar. Bir farkla, iç politikadan güncel örnek. Meral Akşener ve partisi savaş tezkeresine evet dedi. Hatırlatalım, iktidarın büyük ortağı Akşener'i Rize'de linç etmeye kalkanlara cesaret verip daha neler olacak neler, bunlar daha iyi günleriniz dememiş miydi? İktidarın küçük ortağı fosforlu Meral diye çirkin bir kampanya tertip etmemiş miydi? Geçen hafta önünüze bakmayın. Utanıyorsunuz biliyorum. Fosforlu Meral diye bir tak çalışması yapıldı. Sayın Bahçeli Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı. Ve orada bana fosforlu cevriye dedi. Konyalı iki çok genç üst kurul delegesi bunu tam da kastedildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kastettikleri gibi olmadığını izah etmeye çalıştım. 47 doğumlu Sayın Bahçeli'nin o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye fosforlu cevriyenin fahişe olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelen giden herkese kahkahalar içinde bunu söyledi tam bir yıl boyunca. Merak ediyorum. Meral Akşener acaba gençlere şimdi ne diyecek?